İsmim Murat Koç. Ahşap el oyma işiyle uğraşıyorum. Bu bana gelen babadan bir meslek. Benim babamın ustası İtalyan George ustaydı. Şimdi ondan sonra artık ben yürütüyorum bu işi. Babamla bıraktım mesleği. Şimdi artık arkadaşlara öğreteceğiz bu saatten sonra. Bunlar şimdi benim artık çıraklarım oluyor. Öğrenciler değil, siz benim artık çıraklarım oluyorsunuz. Ne çiziyorsun? Şimdi bu yaprakları tamamlayacağız. Şimdi kim çalışmalı? Sen. Tırnağımızı aldık. Şimdi sol el. Şöyle. Üç parmak indir. Hayır. Bak bir saniye. Şöyle biraz daha aşağı inesin. Şimdi tokmağı eline vurabilirsin. Al eline tokmağı şimdi. Bak takımı böyle dik değil. Biraz böyle yatık atıyoruz, tamam mı? Hı-hı. Vur. Devam et. Hızlı. Çizgide kalıyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi gel. Şuraya bir dönelim seninle. Hadi. Buraya dönüyoruz. Oraya gidiyoruz. Tamam. Vur. Hızlı. Tamam. Çınar ağacından kim olur mu? Vuracak? Çınar ağacı. Olur. Sen çalışmadın mı? Gel. Şimdi sen ne yapıyorsun? Buradan giriyorsun, buraya kadar geliyorsun. Tamam, bu çizgiyi geçmiyorsun. Takımı tut. Öyle değil. Sol el. Sol el, üç parmak. Tamam. Tokmağı eline alıyorsun. Bak hafiften böyle yatırıyoruz. Tamam mı? Bak şöyle. Biraz şöyle gel. Gör. Şimdi. Aynı tutuşu yap. Şimdi buraya çalışacağız. Şöyle geçelim. Şu baş parmağı biraz daha aşağıya. Yoksa tokmağı eline vurursun. Şimdi ben sana yol çizdireceğim. Tamam. Peki bu iş kas gücü ister mi? İster. Kas gücü ister. Kim çalışmak ister? Ben bir tane daha çalışmak gel. İsterim. Şimdi şunu al bakalım. Şimdi seni en zor yere getirdim. Şu. Öyle değil. O şey, tokma biraz bir şey yapayım. Bu biraz ters. Şimdi şöyle tut. Şununla tut şimdi. Şimdi bununla tut. Tamam. Tokma elini al. Buraya mı? Bak oraya bakacaksın. Buna hiçbir zaman bakmayacaksın. Tamam. Devam et. Tamam. Ben gelebilirim. Sen gel, şöyle gidelim, böyle gidelim, tamam mı? Şimdi dönerek geleceksin, tamam mı? Nasıl çalışacaksın? Şununla çalış, hem gör. Hayır, o parmağı bırak, onunla tokmak vuracaksın, tamam mı? Evet, şunu alıyorsun. Takımı buradan bükeceğiz, bunu buradan böyle döneceğiz, tamam mı? Ödeyeceğiz. Edeceğim bak, ben seni elle tutuyorum, sen sadece şunu bana bir bırak. Hah, buradan. Bunu sen sadece buraya vuracaksın. Hatta dur ben sana şurayı yaptıracağım. Hadi gel bakayım şimdi. Canlı vur. Devam et. Tamam. Çizgimize geldik. Ağacın iyi türü kötü türü. Tabii. İyi türü kötü türü var mesela bak. Kötü türü. Kalitesiz. Gördün mü? Kalitesiz. Tezgahtaki. Bu mesela. Bunu kullanamayız mobilyada. Sen gel şimdi. Bu iyi türü müdür? Bak şimdi şurada duracaksın, yaslanacaksın. Tamam. Buradan şuraya gideceksin. Dur bakayım. Evet. Şöyle. Hı-hı. Nereden? Hayır. Şu elinle. Şu elimle. Evet. Bu elinle. Dur ben şunu bir kaldırayım, seni şaşırtmasın. Bak giderken şu tokma elini al. Tamam.
Hadi bak şurada bitiriyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi sen de buradan giriyorsun, tam şu çizgide bitiriyorsun. Şöyle, tamam. Tokmağını al. Gör. Evet. Peki bu ağacın adı ne? Nasıl? Bu ağacın çam. Senin yolun kısa bitti. Kim kullanmadı? Gel bak sen de. Şu elini tutuyorsun. Tokmak. Gel. Dur, sağlam dur. Vur. Tamam. Artık bundan sonrası bende. Zaten orada zor. Şimdi ne alıyoruz? Bu çatal. Bu takımın ismi çatal. Bunda ne yapacağız? Zemini boşaltıp bunu ön plana çıkartacağız. Burayı çökerteceğiz. Bunu ön plana çıkartacağız. Burada artık tokmak kullanmıyoruz. Şimdi ağacın suyu bana sormuştun yani. Hı hı. Bak şimdi o burada çıkacak. Bak şu anda takımımız çok güzel akıyor. Bak gördün mü? Takılda ne yapacağız? Her buradan geleceğiz. Böyle geleceğiz. Şimdi zemini düzgün çıkartmamız lazım. Mesela kötü ağaç türü daha çok mu bunu yapar? Nasıl? Tabii. Onunla hiç çalışamazsın. Onda sürekli kırılır. Onu da göstereceğim ben size birazda. Bakın kenar indi, set çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Bak, kabartma oldu. Çok güzel oldu. Daha birazdan daha güzel olacak bu. Kaç yıl emek verdiniz? Ben 5 yaşındayken bu mesleğe başladım. 5. 10 yaşında oymacı oldum. Ben koltuk yapıyordum daha önce. Elinizdeki o mobil koltuklar var ya, oymalı koltuklar. Hı hı. Onları işte ben yapıyordum. Ben çok çırak yetiştirdim bu meslekte. Bu işin öğrenmesi peki zor mu? Zor değil. Sadece heves vereceksiniz buna, hevesleneceksiniz. Bu iş çok keyifli. Şu anda keyif alıyor musunuz? Bak ağacın, bak bu sokoru, tamam mı? Bak bu suyu. Tokmak. Bak şu anda suyunda. Oyuncak yapıyor musunuz? Yapıyorum. Size tahta geliyor, siz onu oyuncak, koltuk falan mı yapıyorsunuz? Koltuk yapıyoruz, dolap yapıyoruz, masa yapıyoruz, sandalye yapıyoruz. Bak ağaç burada karşılık verdi, bak güzel giderken. Ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz. Zorlarsak ne olur? Zorlarsan burayı bozarsın. Bozduğun zaman da burayı toparlaman biraz zor olur. Ben bunu toparlarım. Ama siz belli bir yaşa kadar toparlayamazsınız. O yüzden nasıl başlarsanız öyle gidersiniz. Çam ağacını biraz oymak zordur. Onu söyleyeyim size. Bu çam ağacı mı? Bu çam ağacı. En kolayı hangisidir? Gürgen, ıhlamur, meşe. Onlar fazla karşılık vermez. Öbür sefer de meşe oyarız. Peki hangi ağaç olduğunu nereden anlıyorsun? Ben size ağaçları da öğreteceğim.
Ben size ağaçları da öğreteceğim. Bir de evlerimizde beyaz zeminler oluyor ya. Evet. Onlar ne ağacı? Onlar ağaç değil, onlar medefe. Onlar fındık kabuğundan, çimento tozundan yapılan malzemeler. Hı. Eskiden evlerde parke olurdu. Ağaç parke. Şunların içerisinde. Bakın biraz sonra ortaya ne çıkacak? Acaba ne? Bunu bırakıyoruz. Oyma işinde bu aletlerin hepsi gerekli mi? Nasıl? Oyma işinde bu aletlerin hepsi gerekli mi? Tabii. Bunlar olmadan oyma işini yapamazsın. Hı. Peki elektriklisi var mı bunların? Yok. Var, onlardan randıman alamazsın. Ya bende var mesela, ben randıman alamadım. Şimdi ne yapacağız burada? Burada yapmamız gereken... Şimdi bu yaprakları yaprağa ayıracağız. Bu şimdi bir yaprak çıkacak, tamam mı? Bu yaprağı ayırmamız için bunun bir tarafını yatırıyoruz. Nereye yatırıyoruz? Çatalla yatırıyoruz. Hmm. Bakın mesela suyuna gitti. Peki kurumuş ağaç mı daha kaliteli olur? Tabii, kurumuş ağaç her zaman daha iyidir. Takım daha güzel keser. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buraya yatırıyoruz, tamam mı? Bunu buraya yatırıyoruz. Nedir? Mesela hani bir papatyayı düşün. Hı. Papatyada sarı tomurcuk vardı mı? Hı. Bu o sarı tomurcuktur. Anladın mı? Yapraklı da bu vardır. Hı. Mesela bak burada ağaç suyu karıştı. İki taraftan da su geldi. Yani hata yapacağım diye bir şey yok. Hata yapabilirsin ama bunu düzeltmek senin elinde olan bir şey. Çıraklar yapabilir miyim? Çıraklar yapar. Çıraklar ne zaman yapar? Öğrendikten sonra yapar. Şu anda ben size burada takım nasıl kullanılır, tamam mı? Hı hı. Onu gösteriyorum. Onun daha küçüğü şu mu? Evet. Şimdi birazdan onu kullanacağız. Bak çıktı. Ne yapıyoruz? Ben buradan gittiğim için tekrardan buradan geliyorum. Filize indiriyorum. Orta merkezi. Evet. Peki siz motorlu ahşaptan bir alet yaptınız mı? Nasıl? Motorlu. Evet. O takım mı? Hayır. Alet. Bir, mesela bunun gibi bir şey. Araba. Araba. Ben çok büyük bir kartal yaptım. Çok büyük bir kartal yaptım. Heykel eseriniz nedir? Efendim? En büyük eseriniz. En büyük eserim. Eserlerim çok benim. Peki. Ama şu andaki kartal. Peki kartal heykel boyutunda mı? 3,5 metre yüksekliğinde. Uçuyor mu? Uçmuyor. Yani motor var. Seninle beraber onu bir motor takarız. Belki uçarak. Bakın yapraklar nasıl ayrıldı? Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bak. Çok güzel oluyor. İlk önce zemini çizdik. Sonra zemini aşağı indirdik. Zemini aşağı indirdikten sonra şimdi bu yaprakları birbirinden hep ayırıyoruz şimdi. Bu işleri nereden öğrendiniz? Bunu bana babam öğretti. Babam işleri. Babadan mı? Evet. Baba. Babanıza kim öğretti? Babamın ustası da İtalyan bir usta vardı, öğretti. Hmm. Ha ben yaprakları böyle oyuklukları var ya. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Bir tane boyamaz kaldı. Boyaması da olsa gerçek yaprak sanırım. Ben size bunun boyanmış resmini. Bu bir kapının göbeği, tamam mı? Normal bir kapı. Yani bildiğimiz bir oda kapısının göbek kısımları. Bu bittiğinde ben bunu boyadım da yerine taktım ise resmini göstereceğim, tamam mı? Nasıl bir şey yaptığımızı. Bundan sonra sizin atölyenize ne zaman gideceğiz? Ne zaman canınız isterse o zaman gelebilirsiniz. Hepsini ayırıyoruz şimdi. Bize de mi bu işi öğreteceksiniz şu an? Zamanla öğreteceğiz. Şimdi size altyapı yapıyoruz biz, tamam mı? Ve daha da güzelleştik. Şimdi bak. Bir buraya bakalım, bir de buraya bakalım. Oo.
Çok güzel fark attı. Peki bu böyle mi duracak? Bunu kalıptan ayırabilir miyiz mesela? Şu kısmını ayırabiliriz. Bunu makineyle keserek ayırabiliriz. Elde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama şimdi ayıracak mıyız? Şimdi ayırmayacağız bunu. Çünkü ben bunu birazdan götüreceğim. Bunu kapı yapacağım ben. Ama bir dahaki sefere siz geldiğinizde ben atölyede ayıracağım onu makinede. Kapıda kapı mı yapacaksın? Bu kapı olacak. Çok güzel bir kapı olacak bu. Bunun kapısını size göstereceğim. Hatta buraya yaptığım kapı size çok yakın olacak. Burada bir restoranta yapıyorum. Talas'la. Size çok yakın. Aa. Hemen paraşüt olanın arka tarafı. Oraya gidince de annemize, babamıza söyleriz. Evet, ben yapmıştım dersiniz, tamam mı? Hata yapabilirsin. Onun böyle sen bir şey yapabilirsin.